Geldin bizim araya. Tamam kalktı. Bir şeyden nereden değil abi. Tamam. Git itiraz edeceksin abi. Beyefendi, itirazı mahkeme edecek. Tamam, yasaklarınızı tabii ki kullanacaksınız. Tamam, gelsin avukat. Avukatım gelsin abi. Avukatımız gelsin. Bakın avukatınızı gider beklerseniz. Tamam, bekliyorum, geliyorum. Tamam, bakın engellerseniz. Ben engellemiyorum. Göremize engelliyorsunuz. Şöyle bir geçer misiniz? Ha, şöyle bir geçin. Engellemiyorum. Beyefendi, siz devam edin. Buyurun. Buyurun, sizi alalım. Şu an çekmeyi aslında düşünmüyorum çünkü belediyenin tamamen yasal olmayan bir iş yaptığını biliyoruz biz. Bununla ilgili yetkili belgeler bizde elimizde var ama muhtemelen davalık olacağız yani. Gözüken bu. Çünkü bize yer gösterilmiyor, herhangi bir alan gösterilmiyor. Kamu alanı dedikleri yerde zaten bildiğimiz kadar proje elimizde. Milli Emlak'ta bir şahıs arasındaki bir davalık bir söz konusu bu yer. Ve bizi buradan tamamen yasal olmayan bir şekilde tamamen bir sahilde birkaç kişiye kendini peşkeş çekmek için bizi bu şey duruma sokuyorlar yani. Durum ceza mu? Yazmayı düz düşünüyorlarmış kimliklere. Kabul etmiyorum ben. Vermeyeceğim. Vallahi bizim burada Antalya çevresinde genelde insanların bakışı burası işgalci olarak gözüküyoruz ama şimdi ben de size kendi fikrimi söyleyeyim. Burada kalan arkadaşların hiçbiri işgalci değil çünkü şurada şu anda bizim çıkarılma sebebimiz esasında buradaki yerin yapılması veya yolun düzenlenmesi değil. Aşağı taraftaki verilen kafenin yasal park yeri olmadığı için burasının park yerine çevrilmesi ve diğer özel araçlara istihdam sağlanması. Vallahi buradan araçların esasında yasa ve kanuna göre çekilmesi yasak. Çünkü burası özel bir tarla, özel bir mülk. Burada trafiği tehlikeye sokacak herhangi bir durum artı bir otobüs durağı. Herhangi birine zarar verecek konumda da değiliz. Biz neden boşaltığımızın sebebini çok iyi biliyoruz ama vatandaşların şikayetinin ardından özellikle Konyaaltı sahiline yakın noktada park halindeki karavanlara geçen hafta tebligat gönderilmişti. Ve o tebligatın süresinin dolmasının ardından sabah erken saatlerde çekicilerle birlikte bu alanda karavanlar tek tek bulunduğu noktadan tahliye ediliyor.